Bu parti genel başkanlarının Davutoğlu ve Babacan'ın almış olduğu reytinglere baktığımızda aslında bu yorumlarımızın ne kadar isabetli olduğunun ve gelecekte AKP'den boşalan bir takım az veya çok seçmenlerin buraya hareket etmesini öngörmemiz kadar doğal bir şey olmadığını düşünüyorum. Şu anda %0,5'lerle ya da %1,5'larla ifade edilmesi yanıltıcı olmasın. Sosyal medya verileri bir veri oluyor. Her ne kadar itiraz edecek olsanız da şöyle ki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçileceğine benim en çok itimat ettiğim araştırmalardan birisi de Google'un dünya çapındaki araştırmasıydı. O vakitler Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, özellikle İmamoğlu çok çok gerilerdeydi. Ancak Google'un verileri öyle demiyordu. Bu siyasetçiler bir ilgi uyandırdı diyordu ve Google bir simülasyon yaptığı zaman İstanbul'u İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın Ankara'ya alacağını çok daha önceden Türkiye'deki anket şirketlerinde de isabetli tahminler var. Ancak onlardan da daha önce söylemişti. O bakımdan sosyal medyayı ve bilimsel verileri göz ardı edemeyiz ve buradaki veriler gösteriyor ki AKP yolun sonuna geldikçe İslamlı ideoloji de sola oy vermeyecek olan seçmenlerin yönelebileceği Babacan ve Davutoğlu gerçekten sosyal medyada iyi izlenme oranlarına ulaşıyor. Ben Sol ve Cumhuriyet Halk Partisi gönüllüsü bir Kemalist seçmen olarak